Sen semi, basir, alim, mücip olarak üstünde bir rakibin bulunmamasını nasıl tevehhüm edebilir? Ey nefse emmare, ne için kendini hariç tevehhüm ediyorsun? Eğer evamire imtisal dairesinden çıkarsan, ya herkesin ayağını öpercesine müraat ve ihtiram etmeye mecbur olursun, veya ehemmiyet vermeyerek zalimi alel kül olacaksın. Bu yük ağırdır, taşıyamayacaksın. En iyisi ecnebi. Zira bir insanın yaratılışı, içerisinde bulunan eşyanın yaratılmasından ibaret olduğu gibi, alemin de yaratılışı, müştemilatının yaratılışından ibarettir. Ve keza insan, aleme bir enmuzeç ve küçük bir fihristedir. Çünkü kavunun haliki, çekirdeğinin halikinden başkası olması mümtenidir. İyileme yühezzet, senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdut, ömrünün günleri mahdut ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak 100 sene olur. Bu 100 sene ömrünü 100 tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse ila maşallah semere verecek 100 tane ağaç olur. Aksi takdirde ateşe atıp yakmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Kezalik senin o 100 senelik ömrün de şeriat suyu ile iska ve ahirete sarf edilirse alemi bekada İlel ebed semerelerinden istifade edeceksin. Binaenaleyh semeredar 100 tane hurma ağacını terk ve 100 tane çekirdeklerine kanaat ile aldanırsa o adam hutameye, cehenneme hatap olmaya layıktır. Baştan alalım. İyleme yühel aziz, insan hikmet ile yapılmış bir masnudur. Ve sani'in gayet hakim olduğuna yaptığı vuzuhu delalet ile sanki mücessem bir hikmet-i nakkaşedir. Tecessüt etmiş bir ilmi muhtardır. İncimat etmiş bir kudreti basire olduğu gibi öyle bir fiilin mahsulüdür ki istidadı irade ettiği şeyi kendisine veriyor. Öyle bir inam ve ihsanın kesifidir ki bütün hacatına vakıftır. Öyle bir kaderin tersim ettiği bir surettir ki bünyesine lazım ve münasip şeyleri bilir. Bu malumat ile her şeyin maliki olan malikinden nasıl tegafül eder? Ve bütün cinayetlerini bilen, hacatını gören, vaveylalarını işiten, semi, basir, alim, mücip olarak üstünde bir rakibin bulunmamasını nasıl tevehhüm edebilir? Evet. Başlamak için. İnsan hikmet ile yapılmış bir masnudur. Şimdi masnu ne demek? Değil mi? Sanat eseri. Değil mi? Sanat eseri de ancak neyle yapılır? Hikmetle yapılır. Yani bir sanatkar emek veriyor, değil mi? Göz nuruyla çalışıyor. Ama yaptığı iş abesle boş. Bak, o sanat boşluğa gider. Demek sanatlı eserin içerisinde hikmet nedir? Mesturdur. Öyle değil mi? Bu bir kanun yani. Tabii Allah'ın yarattığı bütün mahlukatta, bütün masnuatta hikmet var. Yani yaratılışta abes yok. Yani hiçbir şey manasız, hakikatsız yaratılmamış. Demek yaratılan eşeğe takılan semereler, neticeler, gayeler,
güzellikler ve faydalar hikmetin tezahür neyidir? Tecellisidir. Bütün mahlukatta hikmet var. Ama hikmet ismi hakimin tecellisinde noktayı temerküz nakkaş olan Allah'ın sanatını değil mi? Pek çok cihette gösteren en cami ayna kimdir? İnsandır. Dolayısıyla insanın hikmetle yaratılışı her cihette belli oluyor. İnsanın koordinatları, istatları, duyguları, azaları, cihazatları. Bak, değil mi? Tıp gözüyle bak. Bak. İnsanda kaç tane sistem var? Allah Allah. Şimdi adam doktor oluyor, bak işte. İnsandaki sistemi tam ne yapamıyor? Anlayamıyor yani. Üç tane ilaç yazıyorsa iki tanesi, beş ameliyat yapıyorsa üçüsü öbür tarafa gidiyor. Yani yüzlerine konuşuyoruz yani, aleyhlerinde değil. Ya, ya Allah Allah ya. Yok, şu insandaki sistemlere bak. Allah Allah. Ya. Hikmet. Hakimi ezeli, enfüsü alemde insana takılan cihazatlar, o cihazatların hayatiyetinin devamı için ona açılan sofralar. Allah sana ciğer vermiş. İsmi Hakim, atmosferi yaratmış. Allah sana mide vermiş. Midenin karşılığı için baharı, meyveleri halk etmiş. Değil mi? Allah sana göz vermiş, güneşi halk etmiş. Yani hangi cihette bakarsak insanın vücuduna, hangi cihetle? Bütün ilimlerin gözüyle baktığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Hikmet çıkıyor. Demek insan hakim-i ezeli olan Allah'ın en antika, en mucize, en mükemmel, en dakik, en müzeyyen, en kamil neyidir? Masnudur, sanatıdır. Evet. Ve sani'in gayet hakim olduğuna yaptığı vuzuhu delalet ile sanki mücessem bir hikmet-i nakkaşedir. Demek yani insana verilen cihazatlar duygularıyla değil mi yani? Ya Allah Allah. Allah'ın ne mi? Hakim ismini yani ne yapıyor? Gözlere gösteriyor mu? Gösteriyor ya. Hem de nasıl yani? Ya. Hikmet-i nakkaşe. Ya nasıl? Yani Allah nasıl nakşetmiş? Nasıl tezyin etmiş? Nasıl süslemiş? Ya bak, bari ismi, böyle kalıptan döker gibi, kusursuz yaratılış, sani ismi, Allah Allah. Bedi ismi, insan mükemmel, değil mi? Bak, bütün Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yaratmış, değil mi? Yusuf Aleyhisselam çok güzelmiş, bazen öyle söylüyor, Yusuf çok güzel, değil mi? İnsan da bütün mahlukatın Yusuf'u. Hılkat ve yaratılış noktasından bakınca insan bütün mahlukatın ne Yusuf'u? Müzeyyen ve mükemmel yaratılmış. Her vecihle sani hakimin hikmetine, maharet-i ilahiyeye, kudret-i rabbaniyeye, ilmi ilahiyeye, tasarruf-u ilahiyeye nedir? Delil ve hüccettir. Evet. Tecessüt etmiş bir ilmi muhtardır. Yani bak bir de ceset haline gelmiş. Allah Allah ya. Muhtar. İlmi muhtar. Değil mi? Yani ilim var. Fakat bir de ne var? İhtiyar sahibi bir ilim. Değil mi? Yani bilgisayara bir şeyler yüklüyorsun ama robot bak. Robotun iradesi yok. Tercihi yok. Tercihi yok. Robot. Allah insana bir de ne vermiş? İrade. Ya bu nasıl bir nimet? İrade nimet ya. Allah Allah. Tabii bütün teklif de ne üzerine kurulmuş? Hep irade üzerine kurulmuş. Şeriat ne üzerine gelmiş? İrade. İradenle Allah'ı tercih edecek misin, etmeyecek misin? İradenle kulluk vasfesini ifa edecek misin, etmeyecek misin? İradenle istikamet çizgisinde yürüyecek misin, yürümeyecek misin? Evet.
incimat etmiş bir kudreti basire olduğu gibi öyle bir fiilin mahsulüdür ki istidadı irade ettiği şeyi kendisine veriyor. İşte esas bu eylemde bu cümlenin üzerine durmak lazım ya. Allah insana nasıl bir cami istat vermiş ya. Nereye yönelirse, bak, yöneldiği şeyde zirveye gide çıkabiliyor mu? Çıkarıyor, çıkıyor. Kanun bu. Men talebe ve cedde ve cedde. Kim ne isterse Allah verir ya. Bak. Şimdi insan pek çok şeye müstahittir. İstidat bir sahaya girerse o sahada kabul görür. Değil mi? Yani mesela diyelim ki bir öğrenci liseyi bitirdi. Çalışkan, faal, müstahit. Doktor da olur, avukat da olur, mimar da olur, mühendis de olur, işletmeci de olur. Olur mu? Matematikçi de olur. Fizikçi, kimyacı, edebiyatçı olur mu? Olabilir. Bak, tabiri caizse ne kadar üniversite varsa, üniversitenin ne kadar bölümü varsa hepsine müstahittir. Ama irade tercihini yaptı. Ben doktor olacağım. Artık onun istadı doktorlukta kabul gördü. Bakıyorsun işte 5 sene, 6 sene, 10 sene okudu. O üstad doktorlukta kabul gördü. Doktorlukta açıldı. Bütün sanat dallarında, bütün teknolojide, bütün ilim şeylerinde, efendim, tezahürlerinde aynı kanun cari. Yeter ki iste, yeter ki azmet, yeter ki sebat et, yeter ki o işe ciddi, değil mi? Müştak ol, müşteri ol. Ya. Şimdi ben bazen söylüyorum kardeşlere, ver bir insanı, bir genci düşün, çok zeki, istatlı, kabiliyetli. Düşün, Nuh Aleyhisselam kadar ömrü olsaydı, liseyi bitirdi, her 4 senede gidip bir tane diploma getirir. Şu duvarın başından ta oraya kadar, dünyada ne kadar üniversite, fakülte varsa, 1000 sene içerisinde hepsinin anahtarını, şifresini alır mı? Alır ya bak. Koordinatlara bakın ya. Sonsuza açılıyor ya. Tabii. Her şeye müstahit. Değil mi? İstadı bir yerde kabul görüyor. O kabul olan yerde istat inkişaf ediyor. Ha. Tabii. Öyle de ama esas burada ince bir nokta, yaratılışın sırrını unutmamak. Mimar da olursun, mühendis de olursun, amir de olursun, asker de olursun, hukukçu da olursun, doktor da olursun, doğru olursun. Ya. Ama şu istadı nerede açacaksın? Nerede inkişaf ettireceksin? Nerede büyüteceksin, nerede geliştireceksin, nerede kemala yükselteceksin? Ben bazen üniversite talebeleri geliyor, üniversiteye gidiyor, hocam ne olayım, tercih, efendim, edebiyatçı mı, fizikçi mi, mühendis mi, mimar mı, doktor mu, ne? Ben onlara diyorum ki kardeşim, önce hakiki ve hakikattar bir nur talebesi ol, sonra ne olursan ol. Önce bir nur talebesi ol. Önce hakiki ve hakikattar bir mümin ol. Marifetullah'ta köheylan ol. İlmi, tevhidi, Mevla'da rusuhiyete çık. Ondan sonra ne olursan ol. Fazla önemi yok. Ya. İnsanın istadı ya. Bak. Ya. Şimdi şurada hayalen haşir meydanına gidin, değil mi? Sayısını Allah bilir. Diyelim ki 500 milyar insan mı yaratılmış? Şöyle istat farkına bakın ya. Değil mi? Âlâ-i illiğin, esfer-i safilin. Üstad diyor değil mi? Bak, hayvanat. Hayvanatın cismaniyet itibariyle, cesaret itibariyle küçük ve büyük olabilir mi? Olur. Ama ruhları, hisleri birbirine yakın yani. Allah balinayı yaratmış. Değil mi?
Valine bak. Şöyle ağzını açıyor, kapatıyor. 40 ton. Allah bereket versin. İçeriye akıtıyor bak. Valine. Tamam. Bir de hamsi. İkisini yan yana getir. Bak hamsi Karadenizli. Valineden daha uyanık. Yani hayvanatın hislerinde üç aşağı beş yukarı birbirine yakın. Ama insan ya Resul-i Kibriya ismi azamın her ismin azam tecelliyatının mazharı. Ebu Cehiller say. Ebu Lehebler, Süfyanlar, Deccallar, Mürtedler, Münafıklar, Kafirler, Müşrikler. Hep işte bu insanın istidadının açılımı. Bir pozitif açılım var, bir negatif açılım var. Bir kemalat-ı külliye-i kamileye medar yükseliş var. Bir de velhum adam. Hayvandan da daha aşağı ya. Ya. Nasıl bir istat ya. Allah Allah. Ya. Yeter ki istesin. Şimdi buradan ne çıkıyor? Yani biz buradan ne ders almamız lazım da. İstidatlarını açarken tercihini iyi kullan. Tercih. Din nedir? Din tercihtir. Din teveccühtür. Tercihini yap. Cenab-ı Allah senin gündeminde kaçıncı sırada? Kulluk tercihin ne? Şu cenneti kazanmaya ne kadar iştiyakın var? Ne kadar hamiyetin, ne kadar gayretin, ne kadar ciddiyetin, ne kadar sebatın var? Üç günlük dünyada bakıyorsun, o üniversiteyi kazanmak için. Ömrünün üçte biri nerede geçiyor? Talebelik hayat. Memur olacak, amir olacak. İstadını aşmak. İstadı inkişaf ettirmek. Usta diyor bak. Çendan herkes değil mi? Esma'ya mazhardır. Tamam. Kemalat-ı külliye-i kamileye medar istatlar insana verilmiş. Çendan insan bütün Esma'ya mazhardır. Fakat orada perdeler, hicaplar, gölgeler var. Fakat aşkı yok. Davası yok. Sevdası yok. Tembel, lakayt, pısırık. Süfli, hayvani, şehvani, müşevveş. Dağıtmış kendini. Paralamış ve parçalamış. İstat var ama zayi etmiş bırakmış yani. İstat var ama tam tagaddi edememiş. Tam gıdalamamış yani. Tamam. Her bir çekirdekte bir ağaç kuvve var bir de fiil var. Kuvveden fiile çıkmanın şartları var. Tamam. Her bir çekirdek den bir ağaç olur mu? Olur. Ama şarta tabi. Toprağa girecek. Toprağa girecek. Şimdi çekirdeği toprağa gömdün mü? Ha. Şimdi o çekirdeğin filizlenip külliyete çıkmasının birinci şartı. Kabuğunu kıracak. Bu sünnetullah. İçindeki o ukdenin, o ukde-i hayatiyenin çıkmasının birinci şartı şeftalinin kabukları biraz daha kalın değil mi? Şeftali. Ek bakalım. İlla kabuğunu kırması lazım. Kabuğunu kırmayan külliyete çıkamaz. Bu kanun. Bu sünnetullah kanunu bakın. Kabuğunu kıracak. Sonra bak topraktan tagaddi edecek. Yağmurdan beslenecek. Güneş ışığından tefeyyüz edecek. Öyle değil mi? Rahmette şey edecek. Nimetlerden fayda hasıl edecek. Ondan sonra
muhteşem, muazzam bir ağaç oluyor. Külli deveyi yardan uçuran bir utam, bir tutam ot. Bir de ahir zaman, ahir zamanın dehşet ve şiddeti, tsunami gibi ya. Alıyor fıtratları, fırlatıp atıyor ya. Nasıl tutunacaksın? Nasıl sattar nasılacaksın? İstat var. Fakat işte. Toprak, fıtrat coğrafyası. O olmazsa istatlar tam açılmıyor yani. Ha, adam var, tamam açmış ama ama Allah'ı bilmemiş. Allah'ı tanımamış. Kalmış orada işte. Rahmetli Turgut Özal Malatya'da şey yapıldı ya. Onun hastanesi falan. O, onun şeyde ameliyat oldu. Amerika'daki profesör, meşhur kalp profesörü. Hendi Bekir. Şeye gelmiş, Malatya'ya gelmişti. Şimdi bir kardeşimizin bürosunda oturuyoruz. Malatya'nın şey gazetesi var. Mahalli gazetesi, Malatya gazetesi. Şimdi birisi ona röportaj yapmış. Bak. Şimdi dünyanın en birinci cerrahı, değil mi? Dünya çapında bir cerrah, kalp cerrahı, tahassüs. Bak. Adam 70'e de yaşını dayamıştı o zaman. 70'e yakın yaş falan. Şimdi gittim orada oturuyorum, çay içeceğim, böyle gazeteyi açtım, baktım röportaj. Gazeteci soruyor. Efendim. Allah'a inanıyor musunuz? Cevap. Ben ağzımı bozmam ama oradan birden ağzımdan patladı. Allah'a inanıyor musun? Cevap. Şimdiye kadar hiç düşünmedim. Ağzımdan çıktı. Öküz. Haşa öküz de. Belhum adam ya. Hayvandan daha aşağı ya. Bak. Dünyanın bir numaralı cerrahı istadını açmış ama iman yok. İlâ cehennem-i zümerâ. Şimdi biz önce istadımızı neye açacağız? Bakın. Ayet-i kerime var ya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَنْسِ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ değil mi? Şimdi bu ayete göre Allah bizi iki mana için formatlamış. Biri marifet, yani bilgisayar diliyle ifade edersek, birinci formatımız marifet, ikinci formatımız ubudiyet. Biz marifet, Allah'ı tanımak ve Allah'a ibadet etmek için yaratılmışız. Bak, ayet açık. Cenab-ı Hak maksadını perdelememiş. Açık. Açık. İnne cinsi Allah niye yarattı? Kendi beyanı. Marifet ve ibadet için yaratılmışız. Adam istadını açmış. Dünyanın en iyi cerrahı ama konuştuğu kelimeye bak ya. Allah Allah.
zulüm ve zulümat. Zulüm ve zulümat. Tabi insanların fıtratları farklı. Üstad onu ifade ediyor değil mi? Adem-i kabul var, bir de kabul Adem var. Bir kısım insanlar var ki hayvan gibi. Hiç düşünmüyor, hiç tefekkür etmiyor. Neye yaratıldık? Niye dünyaya geldik? Bak, ilahi hakikatlerden haberi yok. Ben bir zaman yurt dışındayken bir kardeşimiz var, çok senelerden beri orada kalıyor. Ticarete meşgul olan bir kardeşimiz. Bir Çinli var. Çinli böyle 35 yaşlarında falan. Ama Avrupa kültürüyle şey etmiş, yetişmiş. Çok güzel de İngilizcesi var. Bürokrasiyi de bilen bir tip. Çok cevval da bir insan. Ben o tüccar kardeşe dedim ki, bak bizim vaktimiz var, biz birkaç güne gideceğiz. Sen de bununla görüşüyorsun. Bir gün sen dedim onu davet et, çay içir, ikram et. Bu Risale-i hakikatları. O kardeşimiz Risale-i biliyor. Yani Risale-i anlatacak istat ve kabiliyeti de var. Dedim ya sen şu insanın yaratılış gayesini, niçin yaratıldı şu insan, şu manayı bunu anlat. Allah var, ahiret var, hayat-ı bakiye var, cennet var, cehennem var. Bunları bir anlat. Bakalım ne tepki verecek, nasıl şey edecek, davranacak. Geçmiş gün aradan 5-6 ay sonra tekrar görüştük. Dedim ne yaptın? Abi dedi karşıma aldım, işte çay içirdim, ikram ettim. Allah ne vermişse Risale-i hepsini ona anlattım. Allah var, ahiret var. Yerlerin ve göklerin sahip ve malik olan tek bir Allah'ın vahdaniyetini anlattım. Ne yaptı? Dinledi. Sonra dedi ki, bizim dünyamızda biz böyle şeyleri hiç düşünmeyiz. Kainatı kim yaratmış? Niye yaratmış? Ne diye yaratmış? Hiç. Biz dedi, demiş, biz bu işi de hiç düşünmeyiz. Bizim arkadaş sormuş, demiş ki, peki yani sen mi böyle düşünmüyorsun? Diğerleri, demiş, bütün şeyler, Çinlilerin hepsi öyle. Hepsi öyle. Hepsi öyle. Şimdi bunu dinleyince üstadın bir cümlesi var ya, Cenab-ı Hak gavurları niye yaratmış? Dünyanın mimarı için, imarı için. Bak çalışıyorlar, vuruyorlar, biz de bundan ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. Ha, şekilde de göründüğü gibi, şu akıllı telefonlara bakın. Allah Allah. Ya şimdi ben o kadar dedim ki, Çin kaç milyon şimdi? 1,5 1,3 milyar. Bak bütün Çin'deki bak aynı formattaki 1 milyar 300 bin insanı bir torbaya koy. Müslümanların en amisi. Ondan 100 bin derece daha âli, daha mübarek Allah indinde daha kıymetlidir. Ha, istat var. Nerede açılmış? Ha, şimdi insanların fıtratları farklı. Bazı insanlar var ki Adem'i kabul ve bir de kabul Adem var. Düşünmüyor hayvan gibi. Neye geldik? Niçin yaratıldık? Vur patlasın, çal oynasın. Zevk edeceğim, eğleneceğim, günümü gün edeceğim. Sonra
ölüp gideceğim. Bunlar hayvan. Bunlarda şuur yok. Sürü gibi. Adem-i kavlu de kabul Adem. Bir kısım insanlar var ki dinle, Kur'an'la, İslamiyet'le mübareze ediyor. Onlar eşeddi kafir. Dehşetli kafir. Kur'an'la mübareze ediyor. Resulullah'la mübareze ediyor. Tevhid hakikatleri mübareze ediyor. Eşeddi kafir. Onlar çok daha dehşetli ve şiddetli. Bak. Yani bu manada abi Ankara Gazi Üniversitesi'nde Amerika'da anestezi Türkiye'ye getiren yeni emekli oldu. Yani teknolojisinde çok beyin bir adam yani şey ama beyinsiz bir tip. Tam bize çalışıyor. Torunu 5 yaşında kız. Dedeciğim diyor ayakları ne kadar güzel. Sen bunu nereden aldın? Hanım anlatıyor. Dedesi gülerek kızım dur Migros'tan aldık diyor. Yani kızım Allah yarattı, kainatı, her şeyi veren Allah demiyor. Evet. Oku. Öyle bir inam ve ihsanın kesifidir ki bütün hacatına vakıftır. Öyle bir kaderin tersim ettiği bir surettir ki bünyesine lazım ve münasip şeyleri bilir. Bu malumat ile her şeyin maliki olan malikinden nasıl tegafül eder? Ve bütün cinayetlerini bilen, hacatını gören, vaveylalarını işiten, semi, basir, alim, mücip olarak üstünde bir rakibin bulunmamasını nasıl tevehhüm edebilir? Ya bak. Şimdi bu Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bütün bu nimetler, değil mi? Rahman'ın iltifatı en müzeyyen, en mükemmel yaratmış. Değil mi? Varlık aleminin tacı. Bütün kainatın özü. Bütün alemlerin özeti insan. Tamam. Bu bir nimet mi? Tamam. Ama Allah'a inanmazsa, Rabbini tanımazsa, Cenab-ı Hak bütün bu nimetlerden insanı ne yapacak? Sorgulayacak. İnsana sor, gel bakalım. Kombinada çalışıyor, et kombinasında. Onun kapısını çalmış. Abi durum böyle. Birisi gitmiş, öbürü de %30 çalışıyor. Böbreğinin birini bana ver. Abisi demiş ki, kardeş demiş, iki kere ameliyat masasına yattım. Üçüncü kere yaşlıyım. Yatarsam ya kalkarım ya kalkamam. Kusura bakma, ben veremem. Abisi vermedi. Gitti genç bir kardeşi var, böyle pehlivan tipi, böyle güçlü, kuvvetli.
Demiş ki kardeş, bak durum böyle, sen böbreğini ver deyince o genç kardeşi dönmüş yüzüne, abi demiş, ya bu genç kardeşine nasıl kıyıyorsun? Ben evleneceğim, hayata atılacağım, iş kuracağım. Sen benden nasıl böbreğimi istiyorsun? O kardeşi de vermedi. Gitti bacısı, bacısı da evli. Kadınlar daha rikkatli ve şefkatli. Bacı durum böyle. Senin bahtına düşmüşüm, sen ver. Bacısı da dilin ucuyla demiş, ben verebilirim ama kocama izin al. Gitmiş kocasına demiş ki, bak bacısının kocasına demiş ki, bak durum böyle, sen böbreğimi ver deyince adam elini kalamış, demiş 5 tane nüfusum var, benim ocağım mı yıkacaksın, yuvamı mı yıkacaksın? Bak bacısı da vermedi, 4 ay sonra öldü. Şimdi o adamın, onun Sabancı kadar, Koç kadar serveti olsaydı bile tereddüt böbreği almak için verir miydi? Verirdi ya. Verirdi. Bak yani iki tane böbreğimiz kainat kadar kıymetli. E gözümüz de öyle. Ya aklımız, ya azalarımız. Allah Allah. Bak, dünyanın en güzel arabasının sanayiye gidersin. Gözü çıkmış, farı patlamış, gider atarsın, yerisini alırsın. Bak insanın şeyi, ham parçası yok yani. Göz çıktı mı gidip mafya var ya, böbreği bitti mi gidip çalıyor, hırsız diyorlar. Bak ya Allah Allah ya. Allah'ın bize bütün verdiği bu nimetlerden ahirette biz ne yapacağız? Hesaba çekileceğiz ya. Ya. Hayat ucuz değil ya. Evet. Şimdi bütün bu nimetlere rağmen bu nasıl bir gaflettir? Bu nasıl bir cehalettir? Bu nasıl bir atalettir? Bakın insanı hayvandan ayıran özellik düşüncesidir. İnsan düşündüğü zaman insandır. İnsan düşünceyi terk etti mi insaniyet arşından yıkılır ve gider. Peki. El-Fatih. Yok. Kimin? Bilmiyorum.